İnanın ben de hala şoku atamadım üzerimde. Bunca yıllık hocayım, böyle bir şeyi ne gördüm ne de işittim. Bu yeni nesil çok saygısız. Benciller, utanmazlar. Ben bu nesilden hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. Hocam, beni çağırmışsınız. Evet. İşte o hadsiz öğrenci bu hocam. Kızım, dün yaşananlarla ilgili olarak çağırdım seni. Hocanızın anlattıkları doğru mu? İnkar edemiyorum. Hocam, ben kötü bir şey yapmadım. Kızım, daha ne yapacaksın? Bütün sınıfın gözünün önünde hocana bağırmışsın, azarlamışsın onu. Ne anlar? Bunlar saygıdan ne anlar hocam? Asıl siz bütün sınıfın karşısında öğrencilerinizi azarlıyorsunuz, onları küçük düşürüyorsunuz, gururlarıyla oynuyorsunuz. En ufak bir sınav okuma talebine bile bağırarak karşılık veriyorsunuz. Hatta görmezden geliyorsunuz, daha da kötüsü yok sayıyorsunuz. Ama biz varız. Haddini bil. Sen onların avukatı mısın? Değilim. Hocam, ben konuşuyorum diye siz şaşırıyorsunuz ya. Hani kimse size bir şey diyemiyor, sizi eleştiremiyor ya. O sevgiden ya da saygıdan değil, haberiniz olsun. Sizden korktukları için bir şey söyleyemiyorlar. Daha doğrusu sizin yüzünüzden geleceklerine okullarını yakmak istemedikleri için. Siz de oynuyorsunuz o korkularıyla. Nasılsa bir şey söyleyemiyorlar diye. Ama ben korkmuyorum. Ne olursa olsun inandığım şeyi de savunacağım. Yaptığımın terbiyesizlik olduğunu da hiç mi hiç düşünmüyorum. Cihan, hocandan özür dilemezsen seni disipline sevk etmek zorunda kalırım. Anlıyorum hocam ama özür dilemeyeceğim. Bence Sami Hoca haksız yere not kırdığı öğrencilerden özür dilemeli. Bir daha sakın dersime girme. Gözüm görmesin seni. Buna siz karar veremezsiniz. Çıkabilir miyim hocam? Çıkabilirsin. Ama yazılı savunmanı hazırlayacağım. Seni disipline sevk ediyorum. Peki hocam. İyi günler. İyi günler. Hocam, aslında çok da saygısız bir çocuğa benzemiyor. Başka bir sorun mu var acaba? De kimyadan süper kahraman çıkmaz diyorlardı. Gerçi sevgililerinden vakit bulup derse girmiş olman bile süper bir şey. Asıl süper olan ne biliyor musun? Ali ile ayrılmış olmamıza rağmen hala onu elde etmeye başaramamış olmam. Ne oldu? Hiç. Disipline verdiler. Disipline? Niye? Ne dedin ki? Ne düşünüyorsam onu söyledim işte. Cihan, neyin var senin? Mutluyken niye sormuyorsunuz bunu? Yüzüm gülüyorken. O zaman hiçbir şeyim yok mu benim? Yok, aslında her şey aynı ama... göz görmeyince gönül katlanıyor değil mi? Merak etme. Yeni bir şeyim yok. Biraz üzülmek... biraz öfkelenmek, biraz da korkmak istiyorum. Hatta biraz depresyona gireceğim sakıncası yoksa. Sürekli gülüp sizi mutlu edemeyeceğim için özür dilerim ama... alıştığınız Cihan'a şu anda ulaşılamıyor. Bak, neye istiyorsan gir ama böyle yalnız girme. Nahir, lütfen. Sonra görüşürüz.